Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Yine bir Ancon Plus buluşmalarındayız. Bugün 8 Mart ve çok aslında kıymetli bir günde bu toplantıyı düzenliyoruz. Toplantımızın bugünkü konusu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün belki de en önemli gündem maddelerinden birisi kadınların nasıl güçleneceği ve bu güçlenmedeki aktörler. Bugün konuğumuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü. Canan Hanım'la geçen hafta bu toplantı için konuştuğumuzda çok müjdeli bir haberi bana bildirmişti. Kendisi Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne geçen yıl aday gösterilmişti. Bu yıl aday kazananlar açıklanacaktı ve 8 Mart günü bu açıklamanın yapılacağını, belki de programda bunu konuşacağımızı belirtmişti. Ancak kendisine yönelik bu ödülün verildiğinin açıklanması hafta sonu yapıldı ve programımızın canlı yayın saatleri arasında da Canan Hanım şu anda bu ödül alma ve ödülün organizasyonu içerisinde. Sağ olsun kendisiyle program saatimizden birkaç saat önce sizin için bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile 8 Mart bağlamında yaptığımız söyleşiyi yayınlayacağız. Söyleşimizin konusu kadının güçlenmesi ve sivil toplum örgütleri. Bu konuda Bengi Hanım'dan yardımını rica edeceğim. Hep beraber Canan Hanım'ı dinliyoruz. Merhaba, bugün Ancon Plus toplantılarında çok güçlü bir lideri, kadın çalışmalarına, kadın mücadelesine, sivil toplum oluşmasında kadın hareketinin çok kuvvetli ve bizlerle bugün birlikte olacağımız Canan Güllü ile beraberiz. Canan Hanım Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı ama benim tanıdığım günden beri akıl hocam, rehberim, mentörüm. Bütün kadınlara da öyle. Canan Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk sevgili arkadaşım. Bugün aslında çok sıkışık da bir gün çünkü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Fakat her gün aslında insanlar için değil mi? Eşitlik için, huzur için gün olmalı. Sizin bugün aslında özel bir gününüzde uluslararası bir ödülü de aldınız, açıklandı. Bugün ödül töreni var, o yüzden böyle bir yayın formatı da yaptık ilk defa. Öncelikle sizi ben kutlamak istiyorum. Geçen sene Uluslararası İnsan Hakları Ödülü aldınız Kanada tarafından. Bu sene de Cesur Kadınlar Ödülünü aldınız. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum ve bu kadın çalışmaları, sivil toplum örgütleri diyorum. Buyurun sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim öncelikle. Benim yol arkadaşımsınız uzun zamandan beri. Ben kendimi tanıtırken bir aktivist diyorum. Feminist aktivist olarak geçiyorum. Sonra da örgütlü mücadeleye inanan ve bu mücadeleyi de hayatında 31 yıldır sürdüren bir kadın olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanıyım. Tabii o başkanlık evresine gelinceye kadar bir sivil toplum örgütünün en alt seviyesinden başlayıp oralarda belirli zaman dilimlerinden sonra genel başkanlığına, sonra federasyon ikinci başkanlığına ve sonuçta da federasyon başkanlığına geldiğimiz süreçte bu toplumun içinde mücadelenin bizle başlamadığının tanıkları olduk. Yani biz geçmişte yaşanan mücadelelerin bugün de birer parçasıydık ve sizin de başta söylediğiniz bugün benim için hakikaten onur ve gurur duyabileceğim, görünür olabilmiş mücadelemin ödüllendirileceği bir gün. Bu anlamıyla da sizin bu özel yayınınız için de teşekkür ediyorum. Sürecin içinde cesur kadın olmak ne demek diye belki birilerine soru olarak gelecek. Yani cesur olmak bir ormanda gece, hani cıngıl ormanlarında geceler boyu yalnız kalmak mıdır? Ya da herhangi bir korku filmini gözünü kapatmadan izleyebilmek midir? Cesaret aslında öyle bir şey değil bizim açımızdan. Cesaret, gördüğü yanlışları deklare etme anlamında dile getiren, ses veren, bilge bir liderin aslında peşinde yürümektir diye düşünüyorum ben. Cesareti öyle tanımlıyorum. Ve cesaretin zaman zaman müracaatıyla sahada değişime, farkındalıkları arttırmasına ve sürdürülebilir olmasına yönelik çalışmaları tetiklediğini de söylüyorum. Ve cesareti bu nedenle bazen duruş, bazen dokunmak, bazen eylem ve bazen yan yana yürümek olduğunu ve yolunu kaybetmeden
arkada kırılmış kalpler, arkada kırılmış, yakılmış canlar değil, önünüzdeki yolda birleştirilmiş, mücadele içinde örgütlenmiş ekip arkadaşlarınızla birlikte yaşadığınız alanı daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh, daha çağdaş, daha demokratik, daha laik hale getirmektir diye bildiğimiz için de bu ödülü kendimizde bulduğumuz, grubumuzda, kurumumuzda da bunları uyguladığımız için almaktan mutluluk duyuyoruz. Öncelikle bunu söylüyorum. Ama bu örgütlü mücadelenin altını son yıllarda özellikle çok çizmeye başladım. Çünkü birileri dünden başladı sanıyor ya da kendileriyle başladı sanıyor mücadeleyi. Oysa ki 1896 yılında kurulmuş ilk kadın derneği var. Osmanlı tarihini yazan sevgili Osmanlı'da Kadın Hareketi yazarı Serpil Çakır'ın altını çok çizdiği, benim de 2003 yılında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e karikatürlerde kadın yayınına hazırladığım süreçte çok yakından tanık olduğum kareler, yaşanmışlıklar ve o günlerden bugünlere gelenlerle çok net söyleyebiliyoruz ki 100 yılı aşkın bir süredir bu ülkede bir kadın hareketi var. Bu kadın hareketi o 100 yıl önce kafesin arkasından seslerini çıkarmak için bazen kimliklerini saklayarak, yani kendi isimlerini anlatmadan, açıklamadan, bazen kısa tek isimle bile yazılar yazmışlar, dergiler çıkarmışlar. Örgütlü bir hareket adına dayanışma, kadın dayanışması derneğini kurmuşlar. Yan yana mücadele ederken aslında bu mücadelenin bölümlere ayrıldığını da görüyoruz bu anlamıyla. Çünkü mücadele sadece kadın erkek eşitliği mücadelesi olarak kalmamış. Aynı anda bu feminist mücadelenin yanında ulusal anlamıyla ülkenin Osmanlı içinden birdenbire evrilerek Birinci Dünya Savaşı döneminde ülkenin kurulmasına, bu anlamıyla yurt dışındaki başkanlara mesajlar gönderilerek savaşlar anında işbirlikleri, kadınlar arası işbirliklerinin kurulması, cephedeki erkeklere destek gönderme, cephenin bu tarafında erkeklerden boşalan yerlerde kendilerinin istihdam edilmesi, yani bir bütün içinde yardım dernekleri, bunların her biri kendi içinde kadın eforunu, örgütlenmesinin ve toplumsal dengenin kurulmasını sağlıyor. Hatırlayın, Türkiye birçok şeyden, ülkeden önce kazanılmış haklarıyla çok böyle övünür, seçme seçilme hakkını aldık diye. Ve de övünülmesi de gerek, bunu da unutmayalım, ayrı mesele. Ama o övünmenin arka planında aslında geçmişiyle o mücadeleyi yapan kadınları görüyoruz biz. Fırınların ilk ekmek zammına karşı çıkan İzmir'deki kadınlardır mesela. Yine kadınların yüksek öğrenime gitmesi için ayrı ayrı dersliklerde olsa bile mücadele ederek bunu kazananlar yine kadınlardır. Savaş dönemi erkeklerin boşalttığı o iş alanlarında temizlik işçileri, sanayi işçileri, posta telgraf memurları olanlar yine kadınlardı. Bu kadınlar o sürecin içinde, hatta ben şey söylüyorum, Türkiye'nin biz hep şey söyleriz kendi içimizde kadın hareketinde, Virginia Woolf işte başucu kitabımızdır. Hepimiz kendine ait odayı okur ama biz aslında Nezihe Muhittin'i okumalıyız. Yani bu taraftan baktığımızda. Çünkü bizim Virginia Woolf gibi aslında o değerlere haiz ve o günün şartlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini tanımlamış. Yani bugün biz toplumsal cinsiyet diyoruz ama o gün diyebiliyor ki biyolojik cinsiyeti kadının kendiyle ilgili sorunları toplumsal bakışından kaynaklanandır, kendi biyolojik kimliğinden değildir diyebilmiş bir kadın örgütü lideri var, kadın bir aktivist var aslında. Yani bunları bizim topluma, yeni jenerasyona anlatmamız lazım. Ben bu misyonu ve bu görevi ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Bu anlamıyla da örgütlenmenin adını ve bu örgüte katkı sunan arkadaşlarımla canlı tarih yapmaya başladık bu süreçte. Dedik ki hele hele Covid döneminin öncesinden başlamıştık ama hele Covid geldiğinde iyi ki buna başladık diyoruz. Kim var? Mesela işte geçtiğimiz günlerde Anne Klein ödülünü alan sevgili Canan Arın, bu mücadeleye emek vermiş bir arkadaşım. Şirin Tekeli hocam rahmetli. Bunların her birinin bu yeni nesil tarafından önce kendi ülkesinin değerlerini, sonra dünyaya bu anlamıyla bilgileri yansıyan bilmiş kadınları anlamak adına donanmaları lazım. Bu sürecin Cumhuriyet ayağından sonra seçme seçilme hakkının verilmesi, medeni kanunun işte yapılması, İsviçre'den iş maddesi değişmeden alınarak uygulamaya getirilmesi süreci ve burada hiçbir zaman atlamamam gerekir, kendime öyle bir söz verdim. Türkiye'deki ilk siyasal parti kurucusu Nezihe Muhittin'e hakkını vermek gerekiyor. Yani düşünün ki Türkiye'de daha Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmadan Türkiye Cumhuriyeti içinde buna cesaret edebilmiş, kendi ve 9 arkadaşıyla beraber bu sürecin içine
girebilmiş, mücadelesinin alt zeminini oluşturabilmiş bir değerimiz varsa, bu değerlerle sonuçta onu görebilen, onu sahiplenen, onu yasal bir zırha büründüren de lider olmanın özelliklerini taşıyan bir Mustafa Kemal Atatürk var. Bunu da hakkı hakka vererek yürümek lazım. Bir tarafta kadın mücadelesi, örgütlü kadın mücadelesi, aktivizm ve o dönemlerde hep bunu da söylüyorum, dünyada birinci feminist buluşmalarında Türkiye'yi de çağırmışlar. Daha doğrusu Osmanlı hareketindeki kadın hareketini çağırmışlar ama onlar ya gidip de kendimize kafes arkasındaki hallerimizle etrafa mı güldüreceğiz diye gitmeyi kabul etmemişler. Ama bunu da yazılı bir beyan olarak gördüğümüz için önemli olarak bunu herkese söylemek gerekiyor. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra hele hele o parlamentoya giren kadınların 17 merkez, ayrı merkezden olması çok önemlidir. Yani zihinsel dönüşümü sevgili Nurhan, harekete geçirmek için planlı ve programlı bir hareket görüyoruz orada. Bugün ben parlamentoyu incelediğimde 17 ilden kadın arkadaş görmüyorum. 17 farklı ilden var, metropol kentlerden var ya da çok ufaklarda babasının yerine ya da işte kocasının yerine alınan, getirilen böyle bu. Çünkü böyle bir saçmalıkların da içindeyiz ayrıca. Öyle kadın arkadaşım var ve o kadın arkadaşların her biri de aslında kadın olmanın farkında olmadan bir süreç içinde temsil edilebilen sonraki kuşakta var ama. O 17 kadının geldiği yerde muhtar olabilmiş, işte Kazan muhtarının geldiği noktalarda ya da farklı illerdeki tabanın tarımdan, tarladan alabildiği eğitimli rol model örneği olması için kadın arkadaşlarımız var. Ancak işte burada başka bir sıkıntı var ki bu ileriye dönük gidememiş. Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Yani siz bir devrimi yapabilmek adına bütün nosyonları ortaya koyuyorsunuz. Ama o zihinsel dönüşüm içinde her şey sanki çok böyle birdenbire elinize gelmişçesine kıymetini bilmeden, ki o kıymetini bilmeyen kuşakların içinde ucundan kıyısından Allah'tan yırttık da biz, yoksa bizler de olacaktık. Çünkü bir dönem herkes nasılsa ben işte çağdaşım, nasılsa demokratım, nasılsa laikim, nasılsa ben okula gidiyorum. Sen okula gidiyorsun ama senin taşrandaki çocuk okula gidebiliyor mu? Senin taşrandaki çocuğa sadece burs vermek sorunu halletmiyor. Onun kolundan çekip almak, yürütmek gerekiyor ise yeniden yaşamını idame ettirebilecek süreci hazırlamak. Çünkü bunu devletin yapamadı. Yani bu sürecin içinde çocukların, kız çocuklarının okullaşma oranı erkeklerle aynı seviyede gitmedi. Ne zamandır bu? 1948, 49, 53. Bizim şu an içimizde, bünyemizde bulunan 3 tane derneğin kuruluş zamanı. O 30'lardan itibaren, Cumhuriyet sonrası hakların verildikten sonra kanarya sevenler, kuş sevenler, işte yardım dernekleri falan filan onlar var ama kadının insan hakları adına bir şekilde çalışmalar yapmak isteyen üniversite mezunu kadınlar bir araya gelmiş. Demişler ki o dönemde 1940'larda üniversiteye gidebilmişsek biz, bizim gibi kızların üniversiteye gitmesi lazım. Türk Kadınlar Konseyi gelmiş. Demişler ki dünyada 176 ülkede oluşa gelmiş, bugün sayıları bu. Bütün o ülkelerin kadınları, dünyada neler oluyor, birbirimizle haberdar olalım, gelişmeleri yakından takip edelim demiş. Ve 1953'te benim de ilk dernek üyeliğimi yaptığım yer Kadının Sosyal Hayatını Araştırma İnceleme Derneği'dir. Profesör Doktor Afet İnan tarafından kurulmuş. Çok enteresan, ben bu öyküyü anlatıyorum her yerde. Kompozisyon yarışmasında birincilik aldım ve şimdilerde yapılmıyor ama bendeki faydasını gördüğüm için yapılmasında da önem arz ettiğini altını çizeyim. 100 temel eser kitapları vardı Kültür Bakanlığı'nın. Siz hatırlarız onları. O kitapların 100 tanesini hediye olarak verirlerdi, bir yerde bir yarışma olurdu. Şimdi tabii gençler yarışmaları bilmezler, işte kütüphanelerin oluştu, o kütüphanelerde bunlar olurdu. Herkesin eve kitap alması olmazdı, oradan gider alırdınız. Nerelerden geldik? Bizde de tevellüt eskidi herhalde artık. Hayır, tam tersine ben geçmişle bağımızı koparmamak diyorum. Biraz önce söylediniz ya bu kadın hareketini, yani bakıyorsunuz Osmanlı'dan gelen ve Cumhuriyet'in değerleriyle büyüyen bir kadın hareketi var. Bütünle, yani geçmişinizle beraber güçlenerek. O yüzden ben konuşmanızı siz kesmemek için küçük bir şey sorayım ve yine sözü size bırakayım. Tabii. Bu kadının tabii güçlenmesi, biraz önce dediniz ya, tek başına değil, senin okula gitmen değil,
senin yaşıtlarının veya senin ileride yaşıtlarınla beraber haklara sahip olma. Bu kadının güçlenmesi neden önemli Canan Hanım? Neden bunun arkasındayız hep? İşte o güçlenmenin yapılamamasından dolayı bugün yaşadığımız trajedilere bakıyoruz ya, işte o trajedilerden kaynaklı. Eğer biz o zaman diliminde bu kurulan derneklerle beraber yapılan mücadele, ki o mücadeleyi tamamlayıp hemen o soruya da gelmek istiyorum. 90'lara kadar o aralarda, 76'da da ilerici kadınlar kurulmuştur. Hak arama, yani eşit iş eşit ücret olayının bize yansımasıyla ilgili. Ama 80'de bir darbe yaşamıştır bu ülke. Bizim kuşağın, hani 60'lar kuşağı iki darbe. Hatta son 2016'yı da saydığımızda neredeyse 3 darbe yaşadık bu süreç içinde, muhtıraları saymayarak. Şanssız bir dönemimiz bizlerin. Ama 80'de kapatılan derneklerin işte 90'lara yakın süreçte tekrar açılması, ki o dönemde 1976'da federasyon da kapanmıştı. Ben yokum o dönemlerde de, tarihine bakarken görüyorum. 76'da kapanıp işte 80 kurulup 80'de kapanan, 90'lara doğru açılan dönemde birdenbire toplumda bir başka gündemle, işte bu güçsüz bırakılan kadınlarla ilgili algı, zihinsel dönüşüm olmamış, onları görebiliyorsunuz. Çünkü Çankırı'da bir hakim boşanmak için mahkemeye başvuran kadına diyor ki, kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksiniz. Onun için de kadının en çok mücadele edebilir, görünür olabilme, yani mücadele tarzını değişebildiği, sokaklarda artık olabilmenin ya da her hanede, her ilde örgütlenebilmenin gerekliliği hasıl olmuş ve dayağa karşı eylem. Bu kadınların gerçekten ilk yürüyüşüdür. Mor iğne eylemleri var. Daha sonra laiklik için Anıtkabir'e yürüyüş var. Tam da bu dönemlerde şiddetin arttığını görüyoruz işte. Şimdi sorumuzun cevabı. Şiddet neden artar? Şiddet eğer hanede güçsüz bir kadın varsa, yani elini kaldıran erkeğin elini tutamıyor ise, o tutma sadece böyle fiziksel bir tutma değil. Bir dakika ya, sen ne oluyorsun? Biz burada evlilik birlikteliği içindeysek mutluluk için varız. Sen bana bu hareketi yapıyor deyip ya evi terk edersin ya evi terk ettirirsin. O güç odur işte. Ama o güç nedir? Çalışabildiğiniz bir iş, ekonomik bir güç. Eğitimi almışsanız çalışabileceksiniz. Çalışırken çocuğunuzu bırakabileceğiniz kreşiniz varsa işe gidebileceksiniz. Ya da şu hala 2021 yılında yaşlı bakım merkezlerinin yeterli sayıda olmadığı ülkede, o bakım yükünün de kadınlarda olduğu bir süreçte gidebilir misiniz? O birinci lafla başlayan, psikolojik şiddetle başlayan, fiziksele dönüşen, fizikselle beraber artık boyutlarını açan sürece gelme aşamasında kadın örgütlülüğünün mücadelesiyle şiddet yasaları yapıldı bu ülkede. 4320 sayılı yasa, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ve Uluslararası İstanbul Sözleşmesi. Ancak yine bu yasalar yapılırken ailenin korunması adına kadını güçsüzleştirecek ikinci bir ayak mücadelesi başladı. Yani burada da kadını bir ailenin mütemmim cüzü haline getiren süreç, yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Mücadele devam etti. Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kuruldu. Onunla beraber sürecin Kadın Bakanlığı'na evrilmesi adına kadın örgütlülüğü mücadele etti. Sırf o güçlenme aşaması var ya, Birleşmiş Milletler'in bu prensiplerinden biri olan güçlenme. Ama bu güçlenmeyi bir türlü sağlayamıyoruz. Yani yürüyoruz, geliyor karşıda bir engel, şak diyor, duruyor. Dur, sen bu kadar ha, çizgini çekme. Geçersen bu çizgiden cız yanarsın gibi, böyle bir. Kadınların güçlenmesi korkulacak bir şey midir Canan Hanım? Tabii ki korkulacaktır. Korktukları için bu başımıza geliyor ya sevgili Canan Hanım. Yani Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamış bir iktidar görevde şu an. Evet, evet. Yani ben her zaman minnetle anarım bu sözleşme. Kesinlikle. Kadınlar için muhteşem bir anayasa. Devrim. Hakkı gibi bir şey, sana diyor ki hükümetin geçmişteki bütün sorumlulukları alarak, yapılamamış bütün işlerin faturasının ortaya çıktığı bir dönemde diyor ki, ya gelin biz bu Avrupa'yı da şiddetsiz hale getirelim. Bize damgalanmış bu Türk insanı kadını döver öldürür olayını kapatalım, bir şiddet sözleşmesi yapalım diyor. Bütün hani ana fikri bu olan bir sözleşmeyi yapabilmiş bir iktidara sahibiz. Şimdi burada hakkı vereceğiz değil mi? Hakkı verdik ama
Hakkı alamıyoruz bu sefer. Niye verdik? Ben yaptım tamam. Ben yaptım tamamla da bitmiyor bu iş. Sonra onun mekanizmalarını kurmak gerekiyor. Biz bugün sevgili Adem Sözer'le 62-84'ün yapımında yer alan profesör hocamla beraberdik. O süreçleri de böyle bir yad etme zamanı oldu elimizde. O günkü iştah, o günkü heves, o günkü bitirebilme, yok edebilme umudu hiç hayata geçmedi ki. Orada kurulan mekanizma, biz bir plan yapmıştık. Kapıdan gelecekti şiddet mağduru kadın. Girdiğinde polis orada olacaktı. Sağlıkçısı orada olacaktı. Hukuk çalışmış baroları orada olacaktı. Sivil toplum örgütü orada olacaktı. Ve çıktığı anda devletin korumasına gidebileceği sığınakları olacaktı. Şimdi evet, şiddet önleme izleme merkezlerini kurduk ama oradan sonrası, o sığınağa gittiğinde iş meslek edindirebilecek İşkur devreye girecekti. Devreye girdiği İşkur'dan özel sektöre transferinde %2 gibi, hani cezaevinden çıkmış engelli vatandaşlara kullandırılan olaylar gibi bir %1'lik oranla oralarda çalışacak ve kendi yaşamını kuracaktı. Belki ilerleyen hayalimiz oydu. TOKİ'nin evler yapması, bir odalı, bir salonlu, bir çocuklu, iki çocuklu yaşam alanları sunması, kadının kendi ekonomik gücünü kazanması ve dolayısıyla da o sırada rehabilitasyonu alarak topluma geçmişteki acı günlerini unutarak karışması planı vardı. Ama bunu uygulamamanın ana nedeni, işte sizin dediğiniz gibi, güçlenmenin önünde bir siyasi irade karşımıza çıktı. Neydi bu siyasi irade? Siyasi irade geçmişte ta Cumhuriyet'in öncesinde kadınların mücadele ettiği düşünce tarzı. Yani eril düşüncenin kadını ikincil gören, bunu din, evet. Aynen, bunu dinle terbiye ederek, din ama bizim bildiğimiz din değil. Çünkü gerçek din bu değil. Bunu hepimiz biliyoruz. İyi kötü Arapça bilerek Kur'an'ı okuyabilmiş ya da gerçek anlamda tercümesi yapılmışları okuyabilen kendi dinini insan tanır ama bu birilerinin ayağını yerden hani uzatarak düşünce tarzı. Konfor alanı bozulacak birilerinin. Çok çok güzel bir cümle. Konfor alanı bozulacak. O konfor alanında da biraz bel altı konfor alanı var yani. İşte işin en kötü yanı o. Kadını öyle bir terbiyeye getiriyor ki, işte açık banyo yapamazsın diyecek kadar, dinle alakasız bir söylemi söyleyebilecek kadar da şuursuzlar. Bu da ayrı bir mesele yani. Bu şuursuzlara biz prim veriyoruz bu ülkede. Biz bu şuursuzların söylediği cümleleri sosyal medyada paylaşarak onlara prim verip ekonomik kazanç olarak dönmesi. Can Hanım, bunları biz ama ne kadar görünür kılarsak mücadele o kadar kuvvetleniyor. Şimdi sizin bir alo şiddet hattınız var. Ben çok evet. önemsiyorum bunu. Çünkü giderek büyüyor. Aslında bu şiddet hattı, kelime şiddet ama ben varım, beni kurtar, bana yardım et, el ver hattı. Ben bu konuda da sizin görüşlerinizi tam almak oraya, istiyorum. Tam da oraya dönecektim zaten. Yani buraları dinleyerek korkmak yerine var olan mekanizmaları harekete geçirmiş sivil toplum örgütleriyle yaşam alanlarınızı daha konforlu ve sağlıklı, daha güvenli hale getirebilmeniz için 0212 656 96 96 0549 656 96 96 numaralar Federasyon'un acil yardım hattı. Bu ülkede Alo 183 var. 7/24 çalışan Aile Bakanlığı'nın bir hattı. Ama artık onun adı destek hattı. Dolayısıyla spesifik bir şiddet hattı değil. Alo 155 var, arayabilecekleri insanların. 112 var. KADES sistemi var ve bunun yanı sıra Türkiye'de bir sivil toplum örgütü olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu acil yardım hattı hem Google Play'de hem App Store'da indirebileceğiniz bir uygulama örneği getirdi. Yani artık telefonlarınızda şiddetin spesifik olması nedeniyle tuşlama yerine akıllı telefonu olanlar için, çünkü bunu söylerken birileri diyor ki 31 yıl diyecek ki 31 yıllık kadın derneği bütün kadınları zengin yoksul olarak düşünmüyor aynen, herhalde. Aynen. Ben sadece akıllı telefonları olanlar için bu uygulamanın varlığını bahsediyorum. Şiddete uğradı ya da şiddetle ilgili kanunsal haklarını öğrenmek istedi. Ya da bununla beraber komşusu, arkadaşı, ailesinden biri şiddete uğradı. Çocuğu istismara uğradı ya da okuldaki çocuğunun arkadaşı istismara uğradı. Ya da tanıklık ettiği bir şiddet vakası var. Çevirecek bu numaraları ya da
tuşa basacak. Diyecek ki ben karşısında açan psikolog olan hattın yöneticisine benim derdim bu, talebim bu. O arkadaşım o talebe göre şekillendirecek cevabını. Ya acil olarak kolluk gitmesi gerekiyor, polisi oraya yönlendirecek. Ya hukuki bilgiyle barolardan destek alıp adli yardım sistemi ve kadın hakları merkezlerinden ücretsiz avukat almasını sağlayacak. Ya konuya dair bilgilerini verecek, kararsızlığıyla kendi yorumlarını ve kararını vermesini sağlayacak. Belki bazen çalışmak istediğinde ona uygun bize iletilmiş işler varsa onlara gönderilecek. Ekonomik destek, manevi olarak destek, yani yalnız olmadığını bilecek bir numara. Açık üçüncü bir var. Hizmet veriyorsunuz aslında, sadece bir ihbar hattı değil. Yani o size alo dediği anda siz ona bütüncül bir hizmet veriyorsunuz. Onu yalnız bırakmıyoruz, elinden aynen tutuyor. Öyle, aynen öyle. Çünkü sadece o an değil, her anında. Şimdi bu kampanyayı söyleyince siz yeni bir kampanya da başlattınız bu şiddet hattıyla. Tam bu... da evet. Rica edeyim, onu da bizi bir bilgilendirin. Tam da o konu sevgili Nurhan. Dedik ki yani biz kadın yoksulluğunu biliyoruz. Birazdan anlatacağız. Şu anda biliyorsunuz resmi rakamlara göre %12 kadın yoksulluğu. Ama derin yoksulluk ana göre ise %15'in üstünde. Şu andaki cari ben, rakam. Ben sevgili Hacer'i de buradan sevgilendim. O derin yoksulluk ağında beraber çalışıyoruz. Evet. Bazen öyle vakalar gönderiyor ki bize. Yani dumura uğruyoruz sürekli konuştuğunuzda. Aynen. Da hani yaşamda bizim bir derdimiz yok. Bizim derdimiz mağdur olan arkadaşlar. O mağdurlara yardım etme anlamında kendimiz yani çırpına çırpına, aslında bunlar devletin yapması gereken işler, biliyor musunuz? Yani sosyal politikalarla ona balık tutmayı öğreterek, ona imkanlar açarak gideceğimize, biz eline işte verdiğimiz o yardımlarla günü geçirmesini ve ona da tahakküm ederek bu konuyla sürdürülebilir yapmaya çalışıyoruz. Acil yardım hattında bize gelen taleplerde gördük ki zaten tanıklığımız vardı yoksulluğa. Kadınların kontür alacak parası yok. Yani şiddeti gördü, şiddete uğradım diye arayabileceği kontürü yok. Bırakın akıllı telefon almayı. Bu süreç içinde bize ulaşabilmesi anlamında Teknosa ve Sabancı Vakfı ile bir işbirliğine girdik. Ben buradan hem sevgili Güler Sabancı'ya, hem Nevgül Hanım'a, Sabancı Vakfı Başkanı, hem de Bülent Bey'e, Teknosa Genel Müdürü'ne teşekkür ederim. Çünkü ben bir kez söyledim, arkası geldi, ondan sonra planlama ve programlamaya başladık çünkü. Teknosa'ya telefon açacaklar. Kampanyaların bütün bilgileri sosyal medyamızda ve web sitemizde var. Teknosa gelip ellerinde fazla olan telefonları alacak. Bu kesim kim? Özel sektörde çalışan arkadaşlarım, kamunun üst düzeyinde ya da ekonomik seviyesi güçlü, ikinci telefonunu almış ama çekmecesinde eskisi duran, atmaya da kıyamadığı bir telefonu bir kadına ses olması anlamında Teknosa'ya bağışlayacak. Teknosa içeride. İmece yapıyoruz. Aynen. Biz ne kadar güzel, geçmişimizden bağlantımızı işte böyle kesmiyoruz. Evet. Ve o telefonun içine bizim app uygulamamız indirilecek. İkinci aşamasında bir başka kurumla oraya kontür ve kart ücretini hazırlayacağız. Yani telefonu vererek de bu iş olmayacak. Dolayısıyla da bizi aramak adına bütün zemini hazırlayacağız. Ancak bu kampanya şiddeti gören kadınlar için. Benim asıl derdim şiddeti görmemesi için kadınların. Yani Türkiye'nin eksik kaldığı ayak önleme politikalarını hayata geçirmek, ki o noktaya gitmemiz gerekiyor bizim. Bu anlamıyla da yerel yönetimlerle bu konuda çalışmaya başladık. Özel sektörün bir başka kurumlarıyla çalışmaya başladık. Bizim bu sürecin her birini hayata geçirmemiz Canan gerekiyor. Canan Hanım, ben son bir soru sormak istiyorum size. Bu COVID hepimizi etkiledi. Küresel bir sorun. Bütün dünyayı etkiledi. Ama en çok kadınları, aile içindeki şiddete maruz kalmaktan tutun, bu yoksulluğun mağduriyetini daha da arttırdı. Bu COVID ve kadınlar desem, bize neler anlatırsınız? Buyurun. Ah ah derim sevgili Nurhan. Yani ilk Mart ayında %93 oranında psikolojik şiddetin arttığını, bir önceki yıla göre %84 oranında fiziksel şiddetin arttığını, çocuk istismarı konusunda hiç haberin alınmadığını, komşu ihbarının %100 arttığını söylerim. Ancak bu konuştuğumuz nokta şiddete giden süreçte sürekli şiddet görenler üzerinde yapılan bir konuydu. Hiç şiddete uğramamış, hayatında evliliği ya da birlikte yaşadığı partnerinden şiddet görmeyen kadınlar da bu COVID döneminde karantinada şiddete maruz kaldılar. Çünkü bakım yükü
temizlik, yemek, ev yönetme yükü tamamen kadınlara kaldı. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan bir süreçle de karşı karşıya kaldık. Bunların yanında işte sektörde temizliğe gidemeyen kadınlar, bakım yapamayan kadınlar, güvencesiz işlerde çalışan kadınların ya da garson olarak restoranlarda, kafelerde çalışan ya da onların gece, akşam programlarında sahne alan kadınların, tiyatroda sanatçıların, bütün kadın kısmı olarak sıkıntıya düştüğü bir dönem oldu. Yani var olan şiddet nedeniyle ayakları üzerinde zaten zar zor duran kadınlar için güvendiğimiz, onlara istihdam alanı açtığımız oteller kapandı. Yani biz otellerle çalışıyoruz en çok bu anlamıyla. O otellerin kapanması o kadınların güvencesiz kalmasına neden oldu. Ama aynı özel sektörle beraber biz bu kez de onlara maddi destekler sağlamaya başladık. Bu çok önemlidir benim için. Kira yardımı, elektrik faturası, bunların sağlanması ya da gıda yardımı, belediyelerden onlara sosyal yardım gibi olanakların sağlanması. Yani önümüzde sıkıntı var, önümüzde bir kadın yoksulluğu var, önümüzde bir ekmek alamayacak derecede büyüyen bir kadın yoksulluğu var. Bu fuhuş sektörünü farklı noktalara getiriyor. Bunları söyleyemiyoruz, intihar olaylarını arttırıyor. Bunlar var. Dikkat etmek lazım. Covid-19'un uzadığı her süreç hepimizin mağduriyetini, bu mağduriyetin alanının genişlemesini sağlıyor. Bu nedenle de o imeceleri, dayanışmayı, örgütlenmeyi, mücadeleyi yan yana aynı havuzun içine koyarak birlikte yol yürümemiz gerekiyor aslında. Canan Hanım, sizin bir sözünüz var. Mücadele kazandırır diyorsunuz. Sürekli olması gerekiyor ve kazandırır. Şimdi sizin bu uzun yol boyunca edindiğiniz tecrübeler var. Sizce bir sivil toplum örgütünün bu mücadelede, özellikle bugün kadın mücadelesini konuşuyoruz, kadın hakları, ama sivil toplum örgütünün sizin özelinizde bu kadın mücadelesi anlamında kimler paydaşı olmalı, kimlerle iş yapabilir? Yani potansiyel çalışma biçimleri olabilir. Biraz önce yerel yönetimleri söylediniz. Bir de siz de takdir edersiniz ki Türkiye'de maalesef sivil toplum örgütlerinin uzmanlaşması diye bir şey pek olmuyor. Sivil toplum örgütlerinin bu sivil ve toplum ve örgütlenme ayağı çok iyi çalışamıyor gibi. Dolayısıyla ben size böyle bir hepsini toparlayacağınız bir şekilde sivil toplum örgütlerinin nasıl çalışabilir, iyi modeller nasıl oluşturulabilir, kimler paydaş olabilir diyeyim, buyurun. Bunun ana sorunu sevgili Nuran, devletin buraya bir katkı koymaması ya da katkı koymaya kalktığı anda yandaş ilan etmesi. Yani bana eğer verecekse, ben devletin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki transferler bölümünden sivil toplum örgütlerine katkı yaptığı dönemleri de bilirim. Kendim de Kadının Sosyal Hayatını Araştırma İnceleme Derneği'ndeyken almıştım. Yani siz yan yana geliyorsunuz, gönüllü arkadaşsınız, başka bir amacınız yok. Bizim yaptığımız işten para kazandığımız falan görülmemiş çevremizde. Ben gidenin haddi hesabı yok ayrıca. Ama devlet size bu kaynağı verirken diyor ki, ama bak beni kesinlikle eleştirmeyeceksin. Ama bak lütfen yandaş olacaksın. Bunu yapmam, ben muhalifim. Yani muhalifliğin, demin de söyledim, siyasi olması gerekmiyor. Muhalif sivil toplum örgütünün özelliğidir. Burada sivil toplum örgütünün kaynak sorunu çıktığı için bu projeler ayağa, demin söylediğim o kurumsallaşmalar olmuyor. Çünkü gelen projeyi yönetmek için geliyor, proje bitiyor, iş bitti, gidiyor. Şimdi böyle bir şey olmaz. Kurumsallaşma dediğiniz üretecek, sürdürülebilir olacak. Sürdürülebilir olması için deneyim olacak. Saha deneyimini aktarabilecek, nesiller boyu gidebilecek. Biz şimdi 45 yıldır federasyon kurulmuş. 45 yılın birikimini aktarıyoruz. Bizde benden sonra gidecekler de benimle beraber olduğu için genç neslin size gelmesini sağlayacaksınız. Yerel yönetimle işbirliği içinde olmalı. Partisi ne olursa olsun, bizi ilgilendirmeyen konular. Akademiyle, üniversitelerle işbirliği içinde olmalı. Özel sektörle işbirliği içinde olmalı ve bu üçünü de biz yapıyoruz ve devlet bizim devletimiz. Hükümet kim olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Bu devlet benim olduğu için de hükümetle işbirliği olmalı. O masanın etrafında yanlışı söyleyebilecek cesaretiniz de olmalı. Şeffaf olmalısınız. Görünlü anlamında doğruyu ve sahayı iyi irdeleyebilmeli, analiz edebilmeli ve bunu ranta evirmeden gerçek bilgilerle medyayla paylaşabilip medyayla da işbirliği yapabilmelisiniz. Yani bütün ayaklar aslında baktığınızda kurumsallığa getiriyor. Şimdi bizim 41 ilde koordinasyon kurulumuz var. O koordinasyon kurullarının içinde barolar var. Baroları unutmayayım lütfen, o barolar hukuki anlamda bizim için çok önemli çünkü. Barolarla, meslek örgütleriyle, bunların her biri ayrı ayrı bir olay. Orada
bir birliktelik derken burada bir ayrım getirmem lazım. Ben aktivistim. Ben kadının insan hakları konusunda mücadele ediyorum. Benim mücadelem bu ülkede yaşayan bütün kadınlar için. İnşaat mühendisleri ayrı, barolar ayrı ama onların içinde oluşan kadın birimleri olacak. İşte tıp, tabipler ayrı, işte eczacılar, öğretmenler, sendikalar, her birinin içinde kadının insan hakları birimi olmalı. Bunlar oradan birbirlerinin içlerinde yapacakları karar alma mekanizmalarında yönetimsel değişiklikler, özel sektörde yönetim kurulları, akademide temsiliyet, rektörlük, dekanlık, bunların her biri belediyede hakeza aynı olacak ve biz bunlarla beraber yol arkadaşlığı yapacağız. Hikayemizin hepsi mücadele kazandırırdan geçiyor. Onun aynen için söyledim. Ama son bağladığım cümle de biz kazanacağız cümlesi. Kesinlikle. Ben onu sizden duymak istedim. Canan Hanım, zamanınızın kısıtlı olduğunu biliyorum. Bugün saat 4'ten sonra bu Cesur Kadın Ödülü ile ilgili programınız başlıyor. Evet. Bize lütfen evet kısaca bugünkü ödül töreni, bu ödülün nasıl organize edildiği, neden bu ödüle aday gösterildiğiniz ve kazandığınızla ilgili de paylaşın. Sonra size biz evet ödülünüzü biz almak için size zaman verelim, uğurlayalım. Çok teşekkür ederim. Bu benim sahada yaptığım çalışmaların yansıması ve son özellikle 2 yılda, daha da doğrusu 3. yılında İstanbul Sözleşmesi'nin sahada daha iyi bilinmesi ve bunun uygulanması, kadını şiddetsiz bir dünyaya taşıyabilme mecrasının ve örgütlülükle bugünlere gelen mücadelenin sonucu. Benim adımda bütün örgütlü kadın hareketi arkadaşlarımın adını alacağım bugün. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın tarafından verilen bir ödül. Saat 18'de başlayacak. Adresi size zahmet söylerseniz sevinirim takipçi olarak. Sanal ortamda yapılacak. Covid-19 nedeniyle benden önce Şafak Pavey'i almıştı. Bu anlamıyla benim öncesinde bulunan arkadaşım. Bunlarla beraber bugün yapılacak ödül de sanal ortamda alındıktan sonra bütün dünyanın neredeyse 88 ülkesiyle işbirliğinde kadın konumunu, kadın durumunu tartışabilip görüş alışverişlerini yapabileceğimiz bir ortam. Biz yaklaşık son 10 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler'in kadın statüsü sorunları gibi bizde olan genel kurullarına katılır ve dünyadan gelen bütün kadın dernekleriyle iç içe hangi sorunlar, siz nasıl önlediniz, yaptınız diye çözümler üretirdik. Şimdi de bunun bir elçisi olarak ben ayın 10'undan itibaren başlıyorum ve ayın 10'undan itibaren Nisan ayının sonuna kadar her gün bir ülkeyle ülkenin deneyimleri ve bizim deneyimlerimiz, sorunlar nasıl çözüldü ve nereye gitti gibi bir tartışmanın içine gireceğiz, bilgileneceğiz ya da bilgilerimizi aktaracağız. Böylelikle bence önümüzdeki dönemde kadın devrimi tamamlanmış olacak. Mücadele kazandırırım, o biz kazanacağız aşamasına da gelmiş olacağız. Çok harika. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bugün bize zaman ayırdınız. Bu kıymetli zamanı bizle geçirdiniz. Çok teşekkürler. Ben bir şey soracağım Canan Hanım. Bu kadar tecrübe, bu kadar ülke örnekleriyle temel sorun aynı mı? Bütün dünyada bu kadın meselesiyle ilgili. Farklı, yani bildiğim kadarıyla bir farklılık var. O farklılıklarda da hani görüp de deneyim kazandığımızda bizde tamamen eşitsizlikten kaynaklanan bazı sorunlar var. Geleneksel yapının değişmemesinde. Ama başka ülkelerde bu daha değişen, işte hakları daha çok alanlar var. Haklara hiç erişemeyenler var. Daha vatandaş ve birey olamayanlar var. Ama sonuçta erkekler eziyor. Kadınlar hep ezilen oluyor. Mücadele kazandırır, birlikte kazanacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Zannediyorum Canan Hanım'ın aktardıkları şeyden daha önümüzde çok yapacağımız işler var ama başaracağımıza dair daha da kuvvetli inancımız var. Çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun, sevgiyle. Evet, Canan Hanım'ın bu söyleşisi bizi aslında bugün 8 Mart'ın ne kadar da gidilecek yol aldığını, sorunların ne kadar da büyük olduğunu da gösterdi. Bu toplantımız içerisinde küçük bir sunum yapacağım size bu 8 Mart'la ilgili. Onun arkasından sorularınız olursa hep beraber konuşacağız. Bu sunumun özelliği 8 tane slide'dan oluşuyor, 8 Mart'a özel. Ve bu 8 Mart'a özel slide'da ne şiddet konuşacağım, ne bu şiddetin kadınları ne hale getirdiğini konuşacağım. Tam tersine bu 100 yıllık neredeyse zaman diliminde kadınların nerede olduğunu
sizle konuşmaya çalışacağım. Şimdi kadının dünya hali diyorum ben bu sunumuma. Bu resim çok paylaşıldı bugün. Hindistan'daki bir çocuğun babasının annesine hiçbir şey yapmıyor demesi üzerine çocuğun çizdiği bu resim. Ben bunu ilk gördüğümde ne kadar karmaşık bir resim dedim. Gerçekten de kadının dünya hali bu kadar karmaşık. İsterseniz size şu Birleşmiş Milletler'in 2019 Dünya Kadın Görünümü ile ilgili bazı büyük bilgileri verelim. Çünkü bu bilgiler şunu gösteriyor ki bizde ve dünyada olan durumlarda pek de büyük bir fark yok. Şimdi slide haline getiriyorum sunumu. Evet, zannediyorum tam ekran rahatlıkla görebildik. Şimdi arkadaşlar dünyanın hali kadın olarak kadın ekseninden nasıl derseniz %26'sında bugün yapay zekaya, dijitalleşmeye güveniyoruz. Ama bunun profesyonellerin sadece %26'sı kadın. Yani dünyayı tasarlıyorsunuz, yapay zeka araçlarını kurguluyorsunuz ve %26'sı kadın olarak tasarlanıyor. Yani baştan siz ortalama %75 sizin algıladığınız, sizi kurgulayanların farklı bir dünyasındansınız. Artı hani miras yani kazanımlarla ilgili sadece 39 ülkede kadın ve erkek olarak yani kız ve erkek çocukları mirastan eşit pay alıyor. Şiddet konuşmayacağım dedim ama %30'a hala fiziksel şiddete maruz kalıyor kadınların. Bu şiddeti biliyorsunuz 4 eksende ele alıyoruz. Özellikle fiziki, psikolojik ve cinsel şiddetin yanında bugün çok yaygın olarak da ekonomik şiddet konuşuluyor. Toplumsal eşitliğin en yüksek olduğu ilk ülke ilk 5'li hiç değişmiyor gibi. İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsviçre ve Nikaragua. Baktığımızda bu ülkelerin nüfuslarının az olduğunu görmekle birlikte kadın yönetici sayısının da fazla olduğunu görüyoruz. En düşük düzeyde olduğu 5 ülke ise Yemen, Pakistan, Irak, Suriye, Çad. Bu ülkelerde de çatışmanın çok olduğu, ülke yönetiminde istikrarın olmadığını görüyoruz. Dünya çapında baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmemiz için ilave 99 yıl yani bir asır neredeyse geçmesi gerekiyor. Tüm bunlara baktığımızda Türkiye'ye bir bakalım. Nüfusumuzu 49'a 51 oluşturuyoruz. Bu oran biliyorsunuz dönem içinde değişiyor. Bazen 51 kadınlar oluyor, bazen erkekler oluyor. Hayat süresine baktığımızda 75.9 erkekler Türkiye'de. Kadınlarsa %81. Bu son rakamlar, bu rakamların iyileşmesiyle ilgili olarak da kadınların hayatta daha çok yer aldığı için daha dayanıklı kaldıkları da söylenmekte. Sağlıklılığa baktığımızda ise erkeklerin 59 yıl, kadınların ise 55 yıl. Yani sağlıklı ömür anlamında kadınlar arkada. Eğitime baktığımızda arkadaşlar en az bir eğitim düzeyini yani burada kastettiğimiz bir diplomayı alması. Bu ilkokul diploması da olabilir, doktora diploması da olur. %85. Hatırlarsanız Türkiye'de son 10 yılda o kadar fazla okuma yazma seferberliği yapıldı ki yani bu rakamlar ancak bu seferberlikle ilan edildi. İstihdama katılım oranlarına baktığımızda erkeklerin yarısından daha az. Bugün kadın istihdam oranını %28 olarak açıkladı devlet. Cumhuriyet'in 100. yılına hedef olarak konulan %47 idi. Ve bu istihdam oranından önce hesaplanan bir orandı. Şimdi hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş arasındaki kadın istihdam oranına baktığımızda %26.7. Bu oran o kadar düşük bir oran ki dünyada bu oran %65'lerin üstünde. Yani hanede eğer küçük çocuğunuz varsa daha da çalışma hayatından çekiliyorsunuz. Şimdi bazı mesleklerin cinsiyetçi meslekler, cinsiyete göre meslek gruplarında kadın ve erkek çalışanın arttığını görürüz. Ve bunlarda özellikle hizmet sektöründe kadın çalışanlar çok fazladır. Bu TÜİK bu sene kadınların büyükelçi oranlarını da açıkladı. Yani kadın büyükelçi sayısını açıkladı. Bu oran toplam büyükelçilerin %25'e, kadın milletvekili oranı ise %17.3. Aslında bu oran özellikle siyasette kadınların katılımı oranı arkadaşlar çok düşük bir oran. Bunun en büyük neden düşük derseniz
o kadar çok siyasetçi, kadınların siyasette yer almasını destekler, faaliyetler ve projeler yapıldı ki, ama kadınlar hala kendi temsillerini, yani bu konuştuğumuz meseleleri değiştirecek olan siyasi mekanizmalarda yer almaktan çekiniyorlar mı? Yoksa kadınların bu mekanizmalara aday gösterilmesinden mi çekiniliyor? Böyle bir gerçek de var. Evlilik yaşlarına baktığımızda, biliyorsunuz ülkemizde değil sadece, dünyada da küçük yaşta, yani çocuk yaşta evlilik oranları çok yüksek. Daha yakınlarda UN Women'ın yaptığı bir çalışmada Türkiye'de hala çok ciddi düzeyde çocuk yaşta evlilik oranlarının olduğunu gösterdi. Fakat ortalama ilk evliliği yapma yaşlarına baktığımızda kadınlarda 25, erkeklerde ise 27 olduğunu görüyoruz. Eğitim seviyesi bakımından kadın ve erkekleri karşılaştırdığımızda ise kadınların %15'i eğitim seviyesi olarak eşlerinden daha yüksek düzeyde gözükmekte. Kadınların eğitimiyle ilgili şöyle bir gerçek var. Kadınlar temel eğitimleri tamamladığı zaman, yani ilkokul, ortaokul tamamladıktan sonra lise ve üniversite eğitimlerinin sürdürme hızları daha yüksek. Bunun en büyük nedeni de biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu çocuk yaşta evliliklerin, özellikle ilkokul sonrası genç kızları, kız çocuklarını yakalamış olması. Bu sene TÜİK çevrenizde, yani yaşadığınız yerde gece sokağa çıktığınızda kendinizi güvensiz hissediyor musunuz, güvenli hissediyor musunuz gibi bir soru sorduğunda %60 küsür evet güvenli hissediyoruz, %27'si ise güvensiz hissediyoruz dedi. Bunun istatistiğin önemi şu arkadaşlar, güvenli şehirler, kadınlar için güvenli şehirler yaratmak aslında. Güvenli şehir nasıl olur derseniz, çok basitinden yerel yönetimlerin otobüs duraklarına, otobüs duraklarıyla yerleşim yerleri arasındaki aydınlatmaları yapıp yapmaması çok önemlidir. Çünkü vardiya usulü çalışan kadınlar iş yerlerinden çıkıp evlerine gittiği zaman kullandıkları toplu ulaşım araçları, özellikle bu kör nokta dediğimiz duraklarda aydınlatmanın olması, sokak aydınlatmalarının olmamasından dolayı taciz ve fiziki şiddete maruz kalabilmektedirler. Kamu boşanma hızına baktığımız zaman 1.62, bu oran geçen senelerde 0.88'di. Tabii bu COVID nedeniyle internet üstünden alışveriş de arttı. Kadınlar %32.7. Dikkat ederseniz kadınların bir şey vardır, kalıp yargı vardır. Kadınlar çok fazla alışveriş ediyor diye. Bu orana bakarsak erkekler de az alışveriş etmiyorlar. Tabii ki çağın, sağlıklı bir yaşam çok önemli. Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından birisi de obezite. Bu oranın kadınlarda %24.8 olduğunu görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam okuduğum bir kaynakta erkeklerde bu oranın %30'lar civarında olduğunu gösteriyordu. Son dönemde özellikle tütün mamulleri tüketmenin sağlıkta çok kalıcı zararlar yarattığını çeşitli kaynaklardan bu COVID nedeniyle de okuyoruz, görüyoruz. Tütün kullanan kadınların oranı %14.9, erkeklerde ise %41.3. Biraz önce bu sağlıklıkla ilgili meselede erkeklerin bu tütünden dolayı sağlık problemlerinin çok fazla arttığı da söyleniyor. Kadınların peki sağlıklı yaşam süreleri içerisinde en fazla karşılaştıkları hastalık ne derseniz, dolaşım türü hastalıkları. Şimdi sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Özellikle hep böyle şiddet, hep kadınların mağdur olması ya da kadınların bazı haklara erişememesiyle konuşurken bunun yanında güzel olaylar da var deyip size bu sunuyu da bana göre sol tarafta güzel haberler, sağda ise maalesef dün hafta sonu da şiddet olayını eşin boşandığı karısına gösterdiği şiddeti gördük, duyduk. Onun haberlerini ve ne durumda olduğumuzu da sizinle paylaşmak istiyorum. Avrupa'da ve Türkiye'deki bilim kadınları oranlarına baktığımızda Türkiye'nin %44.2 olduğunu görmekteyiz. Bu oran biraz önce söylemiş olduğum beşli, bu Norveç, İsveç, Danimarka gibi ülkelerdeki oranlar %45'in üstü. Kadınlar burada çok kötü değil aslında. Ancak bölgesel dağılımına baktığımızda kadınların özellikle İç Anadolu ve Batı bölgelerinde daha fazla
bu mühendislik oranlarına, eğitimine ve iş oranlarına sahip olduğunu görüyoruz. Ama başka bir şey daha var. Kadınlar bu meslekleri yaparlarken, biraz sonra bir slaytta paylaşacağım sizle, eşit işe eşit ücret maalesef alamıyorlar. Yani siz de aynı eğitimi alındığı takdirde başlangıç ücretleriniz bile farklı olabiliyor. Örgütlü toplumlarda bunu sağlamanın, yani bu ücret eşitsizliğini önlemenin çok kolay olduğu söylenir. Çünkü toplu iş sözleşmelerinde hiçbir şekilde farklı bir ücret sözleşmesi yapılamayacağı belirtilir. Ama kadınların ve erkeklerin işe başlangıç ücret düzeyleri bile farklılık göstermekte. Kadınlar daha düşük ücret düzeylerinde maalesef işe başlamakta. Kadın hakları konuşulduğu zaman hala kadına yönelik şiddet birinci madde olarak karşımıza çıkmakta. 2008 ile 2020 arasındaki kadın cinayeti rakamlarını sizle paylaşıyorum. Bunu niçin paylaşıyorum? Hala bu sorunun devam etmesi, şiddetin, kadına yönelik şiddetin öldürmek maksadıyla olan sayısındaki hızlı artışını göstermek sizlerle paylaşmak amacıyla. Şimdi bunların, peki bu kadın cinayetleri neyle oluyor? Yani nasıl bir süreçle bu kadınlar bu cinayetlere kurban oluyor? Yani bir alacak verecek davasından mı? Bir iş kazasındaki husumetli bir işten mi oluyor derseniz, maalesef biraz önce Canan Hanım'ın bahsetmiş olduğu kadının aile kurumundaki o başat belirleyici rolüne dikkate alırsanız, maalesef eşleri tarafından ya da partnerleri tarafından bu cinayete kurban gittikleri gözükmekte. %50 oranında kadın cinayetleri maalesef eşleri tarafından kadınlar öldürülmekte. Sizinle kadın mevzusunda, bu kadın hakları konusunda temel şey, bildiğimiz gibi, kadının çalışma hayatına katılması. TÜSİAD'ın bundan yıllar önce başlattığı bir kampanya var. Tek kanatla uçulmaz diye. Yani siz eğer ekonomik olarak bir büyüme yaratmak istiyorsanız, bunu çalışabilir, istihdam edilebilir iş gücü kaynaklarınızın hepsini kullanmanız lazım. Bu kadın erkek olarak ayrılmaması gerekir. Ama maalesef kadınlar hala iş gücünden çekilmekte. Bunun en büyük nedeni de biraz önce bahsettiğimiz aile kurmaları ve aile kurduktan sonra çocuk sahibi olmaları. Buradaki temel neden, maalesef çocuklarına bakmaları için bir bakım hizmetini yeterince alamamaları. Konuşulduğu zaman bazen bu sorunun çok da büyük bir sorun olmadığı, yani çocuk büyüyünce, çocuk doğduktan 2-3 yaşına geldikten sonra kadınların tekrar iş hayatına dönebilecekleri yönünde bazı görüşler de ileri sürülmektedir. Ama hayat maalesef öyle kolay olmamaktadır. İş hayatından özellikle kadınların çekilmesi durumunda maalesef dönüşlerinde pozisyon ve kazanım olarak geriye gittiklerini görmekteyiz. Bununla ilgili sizle bir İLO'nun hazırlamış olduğu bir infografi paylaşmak istiyorum. Buna göre kadınlar iş hayatına eğer girip bir süre sonra çekilirlerse nelerle karşılaşıyorlar ve dünyada bunun rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz bunu aslında cinsiyete dayalı ücret açığı diyoruz. Yani eşit değerde işi yapıyorsunuz ama cinsiyetinizden dolayı eşit ücreti alamıyorsunuz. Aslında bu bir ayrımcılık ve yasalara göre de, iş kanunlarına göre de bu ayrımcılık, bunu yapmak suç. Ama maalesef dünyanın gelişmiş ülkelerinde bile ücret açığı, cinsiyetler arası ücret açığı çok yüksek oranda. Amerika'da bu oran %40'lar civarında örnek olarak. Dünya ortalaması %21.4. Türkiye'de ise bu oran %12.9. Yani siz kadın olarak erkekle aynı işi yaptığınızda, aynı iş kolunda, aynı iş yerde yan yana çalışıyor olsanız bile böyle bir cinsiyetinizden dolayı ücret açığınız meydana gelmekte. Özellikle buna eğitim düzeylerini dikkate aldığımızda, yani siz vasıflı bile olsanız kadın ve erkek olarak bakıldığında hala bu ücret açığının dezavantajlı durumunun mağduru oluyorsunuz. Özellikle anne olduktan sonra ise ücret açığınız daha da fazla olmakta. Türkiye'de bu açık, yani sizin bir çocuk sahibi olmakla beraber işten bir süre çekilip tekrar işinize başladığınızda 29.6
ücret kaybımız olmakta. Brezilya, Çin, Rusya, Meksika en fazla ücret açığı, annelik ücret açığı dediğimiz bu açıkta açığı yaşayan ülkeler ama aralarında en yüksek oran Türkiye'de. Bunun en büyük nedeni de yasalarda bunlar belirtilmese bile kurumsal bakım hizmetlerinin yeterince olmaması, kadınların aldıkları ücret düzeyinin düşük olması nedeniyle kadınlar bir süre sonra, kadın da değil aile, bu çocuğa bakım hizmetlerini bir profesyonelden ya da daha sonraki eğitim kurumlarından almak istediğinde, verici ücreti hesapladığında aldığı ücretin, çalışarak aldığı ücretin düşük olması nedeniyle iş hayatından çekiliyor ve devam etmiyor. Bu ücret açığı meselesini biraz daha farklı bakımla, farklı unsurlarla ele aldığımızda, ücretli çalışanlarla tüm çalışanlar, yani herhangi bir yerde ücretli çalışıyorsunuz ve üniversite eğitiminizdeki paylara baktığımızda ücretli çalışanlarda kadınların %41.4, erkeklerin %28, tüm çalışanlar içerisinde ise, yani ücretli çalışanken daha hepsini karşılaştırdığımızda kadınların %24.7 eğitim seviyesi yükseldikçe erkeklerin de %20.7 oranında ücret açığına kaldığını görüyoruz. Tabii bu zaman bankası denilen evlerde, yani profesyonel olarak yaptığımız işler dışında evdeki çalışma saatlerimizde maalesef erkeklerle kadınlar arasında çok farklı. Biz bunların ortalama 3,5-4 saat kadınların eve geldikleri zaman eşlerinden daha fazla evde ev işleriyle uğraştıklarını görüyoruz. Kadınlar normal profesyonel iş hayatında erkeklere göre daha uzun süre çalışıyorlar. Bunun en büyük nedeni de işlerinin gerektirdiği şeyler dışında bazı işleri yapması. Profesyonel olarak özel şirketlerde çalışan kadınların, hizmet sektöründe çalışan kadınların bu işleri talep edilmese bile onlardan beklenilen şey etrafa bir çeki düzen vermek, yapılan işte zarafet ve bir ek bir iş, artı bir iş yaratmasını beklemek. Ama erkeklerden böyle bir iş beklentisi olmamakta. İşte kadınlardan beklenen bu iş, artı bu nezaketli iş yapma tarzına biz görünmeyen emek diyoruz. Kadın işi, erkek işi ayrımına baktığımızda da, yani cinsiyetçi işler var maalesef hala. Örnek olarak bilgi teknolojilerinde çalışan kadınlarla erkeklerin oranı ve bunların ücret farkları da çok yüksek. Özellikle profesyonel alanda, bilim alanlarında, hizmet sektörlerinde kadınlar çok fazla çalışmıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bakım hizmetlerinde %87.1, bakım hizmetleri kendi ailesi içinde birine bakmak, profesyonel olarak bir yerde bir bakım hizmeti vermek ya da hizmet sektöründe buna benzer işleri yapmak olarak tanımlanabilir. Sağlık personeli profesyoneller içerisinde baktığımızda da belki ülkemizde yeni yeni görmekle beraber dünyada daha önce uygulanan erkek bakıcı ya da erkek hemşire hizmeti de biliyorsunuz son 10 yıldır var ama hala Türkiye'de bu oran çok yüksek değil. Sağlık personelinin bu anlamda %67.8'i hala kadınlardan oluşuyor. Şimdi kadınlar açısından önünde 3 tane engel bulunmakta bu iş hayatında yer alması durumunda. Eğitim hayatı da öyle. Örnek olarak aile, kız ya da erkek çocuklar arasında eğitimi sürdürülebilirliği ya da eğitime devam edeceği seçerken kız çocuğunu belli bir okuryazarlık düzeyinden sonra fazla ilerlemesini istememekte. Bunun en büyük nedeni evleneceğini düşünmekte. Ama kız çocuğu bu farkındalıkla, bu temel eğitimi geçip lise ve üniversiteye başladığında artık eğitimde geri dönülemeyecek bir duruma geliyor. Eğitim erişebilirlik ve sürdürülebilirlik de aslında erkek çocukları da mağdur. Çünkü maalesef biraz önce konuştuğumuz bu yoksulluk oranı nedeniyle mutlak yoksulluk çok yüksek düzeyde ve bu mutlak yoksulluk içerisinde 15 yaşından küçük ve temel eğitim yaşındaki çocuklar maalesef çalışma hayatına çocuk işçilik olarak başlıyorlar. Ve o durumda da erkek çocukları da eğitimlerini tamamlayamayarak, eğitimden ayrılarak çalışma hayatına geçiyorlar. Fotoğraf bize aslında cinsiyete dayalı olarak yapılan ya da ilk başta kurgulanan bir eşitsizliğin daha üst düzeye, daha büyük bir eşitsizliğe yol açtığını göstermekte. Bugün bir kaynaktan gördüm.
Türkiye'deki üst düzey şirketlerdeki kadın yöneticiler %28, ki şu anda en yüksek orana sahipler. Biliyorsunuz kadınların yönetim kurulunda yer alması, kadınlar yönetim kurulunda yer alması, CEO olması gibi Avrupa Birliği destekli birçok proje yapılmakta. Ama dünyanın da bu ücret açığı gibi cam tavan sorunu var. Yani kadınların yükselmesinin önünde yazılı olmayan kurallar var. Bunlara da baktığımız zaman, yani bu yazılık olmayan kurallar nedir diye baktığımızda, kadının ev içi sorumluluklarının beklentileri artı kadınların ev içi sorumluluklarındaki çocuk sahibi olduktan sonra artan yüklerinde bir karar aşamasına gelinmez. Tüm bu süreçte aslında bu hizmetleri bütüncül olarak vermesi, erkeklerin de bu hizmetlerden yararlanmasıyla birlikte kadın erkek eşitliğini, çalışma hayatındaki eşitliğini sağlamış ve hep beraber aslında geleceği birlikte kurgulamış da olacağız. Ben kısaca bu şekilde mevcut durumumuzu sizlerle paylaşmak istedim. Sorularınız varsa birlikte konuşabiliriz. 8 Mart'ın böyle bir şeyi vardır, hareketi vardır. Her yerde kadın erkek eşitliği konuşur. Ve o gün memlekette ne olacak, memleketin hali değil, ne olacak, bu kadınların haline dönüşür tartışma. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorular varsa birlikte konuşuruz diye düşünüyorum. Buyurun. Kadın Dostu Markalar Ödülünü aldığı için biz çok mutluyuz. Çünkü aslında EBRD fonlu bir projeydi bu. Balparmak'la beraber yürütüyor olduğumuz danışmanlığı biz yapıyorduk. Bir kapasite geliştirme programı ama hedef grubu kadınlar ve gençler. Yani bu arıcılık konusunda hani mevcut arıcıların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi, bir karavan, bir akademi kuruldu ve bir mobil karavan da kullanılarak hem sabit hem de mobil biçimde farklı yöntem hibritlenerek eğitimler verildi ve olağanüstü sonuçları aldık gerçekten. Bugün o yüzden bu anlamlı ödül bizi ayrıca sevindirdi. Bu hafta içinde yine bir toplantı var. Heyecanla bekliyorum. Yine biz galiba şu klasik selamlaşmamızı yapıp kapatacağız. Çok önemsiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sadece kadınlar için değil, tüm insanlık için, evren için daha doğrusu, hepimiz için aydınlık, güzel, eşitlik içinde bir dünya diliyorum ben. Hoşça kalın diyorum. Kapatıyoruz zannediyorum. Mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.